Oluyor. Yok, gayet ve bu, ve bu müthiş rahatlatıcı bir şey seyirci için. Çok rahatlık veren. Okan'ı çıkarttık, Acun'u çıkarttık. Başka? Acun var. Bir çıkar mı sıksak? Ha? Sıksak bir tane üç çıkar mı yani? Üçünü çıkar mı? Bilmem ki isimleri hatırlıyorum be. Yani sahnede müthiş biri daha var. Kim o? Sezen Aksu diye biri var. Sezen Aksu. Bir defa Türkçesi harikulade. Eğer kendisi yazıyorsa, hatta iyi bir şair Sezen. O metinleri kendisi yazıyorsa. Kendisi yazdığını biliyorsun. Bir gün ben annesiyle bir fotoğrafını gördüm. Sarılmışlar, gülüşüyorlar. Kadının tavrını, annenin tavrını gördüm. Telefonla aradım Sezen. Senin Türkçen, Müşçen nereden geliyor diye merak ediyordum. Gördüm namussuz kaynağını dedim. Cevabı ne biliyor musun? Hakkı Bey, onun annesi de sağ hamdolsun dedi. O kaynağın bayağı kökenliymiş. Katmerli bir kaynağıymış yani. Peki bir telefon bağlantımız var. Hemen izleyicilerimize söz hakkı verelim. İyi akşamlar. Alo, merhabalar. Merhabalar efendim, buyurun. Ata, ben İstanbul'dan arıyorum. Ata Kemal Şen, hoş geldiniz. Buyurun. Evet. Buyurun. Hakkı Bey'e bir sorum olacaktı da benim. Buyurun, hemen bağlayalım. Hakkı abidesiniz. Aslında konunun üstünü aramış oldum. Okan Bayülgen'le ilgili bir soru soracaktım. Buyurun. Hakkı Devrim'in tabii ki hani tanınmış birisi ülkede ama hani böyle bir ülkede yaşamak nasıl bir şey acaba? Hani Okan Bayülgen'in çünkü Hakkı Devrim'in tanınmasında bir yeri büyüktür aslında, değil mi? Yani genç jenerasyonun tanınması açısından. Çünkü biz Hakkı Devrim'i sadece yazılarından bilebiliriz ya da hani anlatıldığı kadarıyla ansiklopedik hani geçmişini, yazarlığını bilebiliriz ama hani popüler olmasında, ekranda olması çok önemli bir faktör galiba Hakkı Devrim'in. Az önce onu söyledi zaten, muhteşem bir faktör diye. Yani tamamını hatta oraya bağladı. Ben zannediyorum ki isim okuyamıyorum. Ata Kemal Şen. Ata Bey, ben zannediyorum ki Okan beni oraya bir kontrast olsun diye götürdü. Oraya güzel kızlar geliyor, komedyenler geliyor. Orası keyifli bir yer. Gençler de öyle salonda. Oraya çok ters düşecek bir şeyle bir yeni hadise yapılabilir. Ama orada bir şey benim için Okan'ın sevgisinden en az o kadar kıymetli bir şey daha oldu. Gençler benimle ilgilendiler. Sanki benden haz ediyormuş gibi göründüler. O şöyle, seninle fotoğraf çektirelim diye geliyorlar. Ben diyordum ki ya pırıl pırıl kızlar var, aptal mısınız ulan? Gidin onlarla fotoğraf çekin. Çünkü o fotoğraflar, ben oradaydım fotoğraflarıdır. Bak ben de oradaydım işte Hakkı Devrim'le. O zaman git canım kızdırır. Ya siz aynaya bakmaz mısınız? Son derece yakışıklı ve karizmatik bir adamsınız. Yani ya bana gelenler adamlar ya. Homoseksüel. Pardon ya. Çok özür dilerim, ters taraftan. Kızlar çok teşebbüs etmezler. Çok teşebbüs etmezler orada. Oğlanlar diye. Orası bu bir yer. O gençlik, orası bana bir havuz gibi geliyordu ya. Bir güzel, ılık bir havuz gibi. O kadar gençle bir arada olmak çok güzel bir şey. 600-700 genç. Öyle güzel bakıyorlar ki. Sahneye öyle güzel bakıyorlar ki. Yani Okan beni orada gençleştirdi biraz. İhtiyar, çok keyif aldınız. İhtiyar keyif diye çağırdı beni ama ben orada biraz gençleşip çıktım. Samimi söylüyorum. Okan çöktü. Okan gitti. Gördün değil mi? Formunu. Gitti adam, emekli ayrıca. Harika. Ata Bey, çok teşekkür ediyoruz bağlandığınız için. Şöyle yapalım mı? Bir komik fotoğraflarımıza bakalım mı? Öyle bir şeyler yapmışsınız galiba. Bizim ekip durmuyor, çalışıyor. Yani iki dakika şurada oturduk ya, bir araya geldik. Hemen fotoğraflarımızı, photoshoplarımızı yapmışlar. Bakalım neler çıkacak şimdi. Çok güzel. Olağanüstü. Hakkı abi, bunu hatırlarsın. Meydanlar Usta, buna benzer bir fotoğrafımız vardı. En sağda ben, ha. En sağdaki sensin, ailenin. Tamam. Öndeki beni oldu. Büyüğü. Tamam. Sizin hemen önünüzde Eda Hanım, evet. Recep Bey, evet. Mesut Bey, Ayumi. En dipteki iki kişiyi tanıyamıyoruz. Onları da bir göstersenize. En dipteki iki kişi, evet. Görüyorum, Ayumi de orada duruyor, kendi kendine bakıyor. Evet, ilginç bir aile fotoğrafı olmuş. Keyifli. Ellerine sağlık çeken arkadaşların var mı başka? Geniş bir Dalton ailesi olmuş. Çok ilginç. Abi bu ne? İnanmıyorum. Ne yaptık ki biz ya? Çok kilo aldırtmış bir de bana. Yalnız, Elif, sen de bildiğin bana şey var. Bana bir çiçek dakika verin, ben satış. Yani orada sırada. Bir dakika. Ayumi. Evet, çok Ayumi'yi çıkardım. Ayumi, senin yanındaki adam kim? Asıl onun isyan evet, etmesi kim lazım. Ya bakar mısın? Hiç sesi çıkmıyor çocuğum. Bonus. Enteresan bir şey. Eda Hanım, bu arada saçlar sarı olunca bir inceden Shakira havası sezdim, evet, sizde.
Shakira değil ya. Ya ayıp oldu Shakira'ya. Peki. Niye ayıp olsun ya? Size ayıp olur Shakira demiş. Yok bence bir çiçek verin elime. Hadi peki öyle. Peki. Alalım bakalım. Başka fotoğrafımız var mı? Recep abi o ne ya? Tamam eyvallah Recep abi. Her zaman gibi karizmatik de. Ben bir altıma galiba çişimi yapmışım. Korkunç. Öyle bir durum var. O surat zaten çok enteresan. O surat çok enteresan. Arkadaşlar sizin benden başka uğraşacak bir şeyiniz yok mu? Reci. Var mı başka fotoğrafınız? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Oo! Hakkı abi buna sporda ne diyorlar bu görüntüye? Kündeye getirmek mi? Bilemedim ya. Ya biz bildiğin orada kör düğüm olmuşuz da. Şimdi senin elin sanıyorum beni dizlerden indirmeye çalışıyor ama benim surat çok ilginç. Bana bak, spor fotoğrafı olarak mucize bu. Hakikaten mucize fotoğraf. Yani şeyde, çayırın adı nedir bizim meşhur çayırın? Kırkpınar. Kırkpınar çayırı. Kırkpınar çayırında gözlüklü bir pehlivan. İki, benim de var. Arazan bulamazsın ya. İki pehlivan. Fakat sıkı vücut var sizde. Farkında mısınız omuzların falan yani? Evet, bayağı evet. Böyle çalışmışsınız. Hakikaten spor öyle yapıyor musunuz? Ha? Spor yapıyor musunuz? Tabii yürüyorum. Yürüyorsunuz. Artık yalnız yürüyorum. Önemli bir şey ama yani yürümek. Yürüyorum. Boğaz'da inişi çıkışı olmaz Boğaz'ın. Dümdüzdür. Boğaz'da yürüyorum. Kuruçeşme'den başlayarak nereye gidebilirsek. Emirgan ben, o hat üzerinde yani. Dur acele etme Arnavutköy'de dönerdim. Arnavutköy'de arada dinlenmek için bebek de var. Ne atlatıyorsun? Bebek var. Ne bileyim yani hani böyle sonsuz giderim deyince ben direkt Allah'tan sarı yerden çıkmadım. O da güzelmiş. Sevgili Eda, şimdi Aşkı Memnu'dan Adanalı'ya atlarken böyle psikolojik bir şey oldu mu? Bir travma geçirdin mi? Hayır. Yani çünkü ihtişamlı bir şeyden, hayattan. Hani sonuçta... Orada da zengin bir kızı canlandırıyordum ama karakterler farklıydı. Yani Elif'e göre daha hani asi, hırçın bir kız. Hiç biraz daha polisiyeydi ya hani öyle bir şey oldu mu diye. Ama hiç beni etkilemedi. Zaten zengin kızı hani polis falan değil. Çok rahat yaşamış, çok rahat büyümüş. Hatta Elif'ten daha iyi durumda orada. Ha, sen hani ona Elif bakıyorsun. Orada... Bundan sonraki her adamım geride bıraktığım karakterden daha bir kere şey olacak. Yok, hayır. Olacak para bir böyle, o kadar iyi durumda değildi ki. Tabii tabii aşkım benim de ben o kadar iyi bir durumda değildim. Bildiğim müşvetçiydi ya. Yani. Böyle şantaj müşvetçiydi. Hilmi'ye zaten o yüzden gittim. Evet yani. ama ondan sonra Paris'e gönderdiler. Sonra Paris'e gittim. Peki bir şey söyleyeceğim. Her işin başı eğitim demişsin bir röportajında. Evet. Ama biraz abartmışsın sanırım. Bakar ne mısın? Demişim? Oyunculuk, beden dili, dans, grafik tasarım, resim hepsinin dersini alıyor musun? Ve bu kadar dersten cümlenin çıkardığın bir ders var merak mı? Merak ettim. Ne demişim? Şey demişim, her işin başı eğitim. Evet. Sonra da oyunculuk, beden dili, dans, grafik tasarım, resim. Bunun ben şöyle söyleyeyim, resim eğitimi aldım. Oyunculuk eğitimi aldım, dans eğitimi aldım. Başka. Yani beden şu an dili. Yaptığım her şeyin eğitimini aldım. Tüm bu derslerden çıkardığın ders nedir? Ders nedir? Ne diyeyim ben şimdi? Oyunculuk güzeldir benim. Hadi geçelim Recep abi. Eğitim şart diyelim. Eğitim şart. Sonuç olarak eğitim bravo. Şart. Eğitim şart diyelim evet, ve sonuç olarak o çıksın. Diyelim. Recep abi demin Sezen Aksu'nun ismi geçti ve sormadan edemeyeceğim. Hı-hı. Sanıyorum hayatınızın 4 senesini Sezen Hanım'la aynı orkestra mı? Orkestral ortam mı? Hayır. Vokal grubu idim o zaman. Yani Türkiye'de olmayan bir olguydu o. Bir vokal grubu kurmuştum. Bütün o dönemki artist, şarkıcı ve sanatçı kardeş arkadaşlarımız veya abilerimiz öyle diyelim. Hepsinin albümlerinde onlara eşlik etmeye çalışıyorduk. Eşlik ediyorduk. O dönemde bütün bu kişiler sahneye tek başına ve orkestrayla çıkıyordu.